41 izleyicileri tarihlerimiz 29 Aralık Çarşamba saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Güne başlarken programıyla yine hep birlikteyiz. Hafta ortasındayız artık 2021'in son günlerine oldukça yaklaştık. Yine 2021'i de bu ekranlardan kapatıyor olacağız 2 gün sonra. Günaydın Serçe Günaydın. Selim. Nasılsınız? Teşekkürler. Yılın son iki Yılın günü son 2 günü. Geri Evet. sayım başladı. Geri sayım gerçekten öyle başladı. Artık dışarıya baktığımızda bir yılbaşı alışverişi telaşı görüyoruz. İşte son Milli Piyango biletlerini almayanlar, almak isteyenler alıyor. Özellikle o akşam insanların böyle dolaşmaya çıkması, yürüyüş yolu çok keyifli oluyor. Bakalım hava sıcaklığı nasıl olacak? Böyle giderse güzel, yürümek için de elverişli bir akşam olacak gibi duruyor. Ama soğuyabilir. Hafta sonu biliyorsunuz yağış beklentisi de var. Eğer yağış da olmazsa böyle kalabalık bir yürüyüş yolu hazır böyle yeni haline de bürünmüşken göreceğiz gibi duruyor. Değişen bir yaprak takvimi olacak ama. Evet. Hayatımızda değişen hiçbir şey Evet, olmayacak. kesinlikle öyle. Değişen hiçbir şey olmayacak. Nasıl bu gece yattığımızda, ertesi sabah kalktığımızda ne yaşıyorsak sadece takvim yaprağı değişmiş olacak. Hayatımızdan bir gün daha gitmiş olacak. Eksilmiş olacak. Tabii ki böyle şeyler ama yeni şeylerin başlangıcı içinde bir vesile olur, bir umut olur. O açıdan da önemli. De yine 2 gün sonra konuşuruz uzun uzun bu konuyu. Şimdi dilerseniz gündemimize Evet. başlayalım. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile başlayalım bugün. Cezaevi eğitim yuvası olacak demiş manşetinde. Hemen bakalım. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevinden sonraki yaşamında meslek sahibi olmaları adına başlatılan eğitim seferberliği sürüyor. Söz konusu Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Kandıra Cezaevinde açıldı. Açılışa Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal katılmış ve açılışı gerçekleştirmişler. Şimdi burada bu eğitim merkezinde neler olacak? Bir müdür yardımcısı 4 öğretmen görev veriyor. Eğitim merkezinde metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri ve moda tasarım teknolojileri olmak üzere toplam 3 meslek alanında 43 kişi eğitim görüyor. Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Kenti'nin yanı sıra eğitim kentidir. Bu eğitim kurumunun çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum demiş. Öncelikle hayırlı uğurlu Evet. olsun. Çok güzel bir proje. Tutuklu bulunmuş bir süre ya da bir hüküm giymiş insanların oradan çıktıktan sonra yaşama hem birazcık daha adaptasyon sürecini uydurabilmek, birazcık da eğitim almaları için, eğitimle ilgili iş bulabilmeleri için geliştirilmiş bir proje. Şimdi bugün gündemde bu var Evet. açıkçası. Yerel gündeme baktığımızda önemli de bir açılış. Var mı sizin bu konuyla ilgili? Şimdi cezaevlerine baktığımızda kafamızdaki cezaevi modeline bir insan suç işlediğinde cezaevine gider kaç yıl kaç günse orada cezasını çeker dört duvar arasında ve cezasını çektikten sonra çıkar. Pandemiden hemen önce öyle diyelim Kocaeli Kandıra'da bulunan F tipi cezaevi yerleşkesinde Sayın Başsavcımız Habib Korkmaz bizi davet etmişti. Bu cezaevinde üretilen ürünleri göstermek için. Hani bildiğiniz cezaevine girdiğimizde cezaevinin bir soğuk duvarı var. Bir de iç tarafta duvarın arkasında mahkum arkadaşların ürettiği ürünler var. Tekstilinden mobilyasına kadar, farklı farklı veya demir doğramasına kadar birçok alanda üretimler yapılıyor Kocaeli için. Nedir? Ağrı'da veya Kars'ta hayvancılıkla ilgili keza bu şekilde üretimler yapılıyor. Şimdi cezaevinde insanların meslek sahibi olabilmeleri adı altında dün açılışı gerçekleştirildi. Şöyle düşün, cezaevinde 4 yıl boyunca cezaevinde duracaksın. Elinde hiçbir mesleğin yok. Hani ne diyoruz? Altın bilezik diye tabir ettiğimiz sanatın yok, zanaatın yok. Şimdi hem cezaevi ne derler cezaevine? Medrese-i Yusufiye. Hani Hazreti Yusuf cezaevine girdikten sonra burayı medreseye çevirmiş, okumuş, kendini geliştirmiş, cezasını çektikten sonra hayata dönmüştü. Şimdi açılan kurslarla birlikte insanlar orada bir meslek sahibi olma imkanı sağlayacaklar. Kime tekstilde makine Evet, moda kullanmayı var, öğrenecek yemekle tabii. ilgili var, yiyecek Yemekle ilgili içecek. var.
Ben sadece metal teknolojileri var. Bursa'daki cezaevinde farklı bir iş kolu vardır. Diğer yerlerde farklı bir iş kolu vardır. Cezaevin hemen girişinde pandemiden önce açılmıştı. Mesela bir restoran açıldı. Hani yoldan giderken, Kandıra'ya giderken hemen sol tarafta, Kandıra'dan İzmit'e gelirken sağ tarafta cezaevi yerleşkesinin ikisinin arasında çok güzel bir restoran vardı. Orada tamamen cezaevinde mahkumlar tarafından üretilen, yapılan yemekler vatandaşlara sunuluyordu. Hem oradaki mahkumlara bir gelir elde etmiş oluyorlar, hem meslek sahibi olan veya meslek sahipliğini yitirmemesi adına, düşün, 4 sene 5 sene boyunca cezaevindesin, elinde çok güzel bir mesleğin var, aşçılık veya garsonluk. Hem burada bir nevi staj gibi bir şey yapıyorlardı. Biz o günü 2 yıl önceden bahsediyorum, pandemiden hemen önce gittiğimizde, inan Aybüke, sanki bir fabrikaya girmişiz gibi. Evet. Kime bu devlet dairelerinde veya kamu kurum kuruluşlarında bulunan büyük dolaplar vardır çelikten. Mesela onların üretimi orada yapılıyor. Keza baktığımızda kimin ne ihtiyacı var? Sıra ihtiyacı var, masa ihtiyacı var veya dışarıda satılacak olan ne ihtiyaç varsa cezaevinde mahkumlar tarafından üretilip dışarıya satışa sunuluyordu. Şimdi bir adım daha ileri gidilmiş. Bunlar mesleki açıdan kurslar görsünler. Cezaevinden çıktıktan sonra da ellerinde bir meslek olsun diye dün Sayın Valimizin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, cezaevi artık eğitim yuvası olacak, öyle diyelim. Evet, öyle görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Evet, şimdi Yuvacık'tan sevindiren haberler geliyor, gelmeye de devam ediyor. Biliyorsunuz Kartepe'de de kar yağışı başladı. Orada tabii ki Sapanca Gölü ile biraz daha alakalı ama yüksek kesimlere yağan kar, Gölcük, işte Başiskele'nin, değil mi, yüksek kesimlerine, özellikle Başiskele'nin yüksek kesimlerine yağan kar tabii ki Yuvacık Barajı'nda durumu güzelleştiriyor. İlimize sonbaharda beklenen yağışların düşmemesiyle alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi Kasım ayının başında %35'e kadar düşmüştü. Buradan da sık sık konuştuk. Aralık ayında kar yağışının yoğun olarak düşmesi neticesinde Yuvacık Barajı da nasibini alarak su seviyesi %50'lere kadar yükseldi. En son %40'lara yükseldi demiştik. %43'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. %50 olarak ölçülmüş son yapılan ölçüde. Kar ne zaman yağdı? 10 gün önce. 10 gün önce bakın. Çok da böyle yani tabii ki yüksek kesimleri etkiledi ama normalde mesela merkeze kadar inen bir kar vardır ya, daha onu görmedik. Tabii. Ona rağmen %50'lere kadar bir doluluğa ulaştık. Şimdi hemen aklıma burada şey geldi. Biz tedirgin olurken %35'e indiğinde Ali Sağlık bir açıklama yapmıştı. Demişti ki hep bu tablo olur. Evet. Panik yapmayalım. Panik yapmaya gerek yok. O yine çünkü yazdan çıkmışız, yağışlar oldu. Bunlar. B planlarımız, C planlarımız var demişti. Çünkü biliyorsunuz birazcık basına hatta orada şey olmuştu. Hani sürekli Yuvacık Barajı haberi yaparız biz. Korku pompalıyoruz. Birazcık evet, o meşhurlaştı. Su pompalama yerine korku pompalıyorduk. En önemli şey yani, ne yapalım. Ama en önemli şey suydu. Biraz da orada aslında basının yapmak istediği su tüketimine dikkat çekmekti. Yani tabii ki de bir B planı, bir C planı vardır. Susuz kalmamız şu anda öyle öngörülebilir bir şey değil ama birazcık su tüketimine dikkat etmek için böyle şeyler önemli, böyle haberler önemli ki bence faydalı da oluyor. Dün Şener Söğüt ne demişti altyapıyla ilgili? Yuvacık Barajı'nda veya diğer barajlarda suyu biz hapsediyoruz, kontrol altına alıyoruz ama evlere gelene kadar kaçaklardan dolayı su gidiyor. Şimdi şeyi yaptık, altyapı dört dörtlük, hiç kaçak yok ama insanlar abdest alırken, dişlerini fırçalarken, bakımını yaparken 3 dakikalık iş için 3 dakikalık iş için 15 dakika boyunca musluğu açık tutarsa dünyanın en büyük barajı da olsa buna dayanmaz. Olmasa, hani bizim o süreçte yaptığımız, hani biz dahil diğer gazeteci arkadaşların birazcık daha insanların
Süt tasarrufa. Evet, tasarruflu tabii. Bir süt. Yani çok olsa da seviye, düşündürücü bir seviyede olmasa da genel anlamda su tüketimine dikkat etmeliyiz. Çocukluk yaştan itibaren, şu anda mesela çocuklarınız vardır, onlara da bunu öğretmeliyiz. Suyu israf etmek, inanın benim içim acıyor. Su boşa akarken beni rahatsız ediyor. İşte o çocuğu da rahatsız edebilmeli herhangi bir çeşmenin açık olması. Mesela eskiden küçükken böyle okul tuvaletlerinde olurdu, bırakıp unutup giden. Onu kapatabilme sorumluluğu olabilmeli çocukta. Bu nedenle biz bu haberleri yapıyorduk. Yoksa şu anda zaten seviye %50'lere dayanmış ki daha bence kar görmedik. Daha o kardan, tabii o kardan sonrası daha da güzel olacak. Tabii ki de paniğe gerek yok. Ama yine bu şöyle, böyle de olsa iki sene önce Mayıs ayında Kocaeli Büyükşehir'in diriliş kampına çıkmıştım. Mayıs ayında. Tam zirveye giderken sağlı sollu, hani yol kenarında diye tabir ettiğimiz yerlerde hala kar kalıntıları vardı. Mayıs ayından bahsediyorum. Mayıs ayı ama yüksek bir yerde. Yüksek bir yer. Şimdi kar 90 santim Kartepe'de kar var. Servetiye'de Yuvacık'ın üst taraflarında 90 santim olmasa da 70 santim vardır. Evet. Şimdi bu kar ağırlıkla birlikte sıkışma meydana gelecek. Ufak ufak eriyip Yuvacık Barajı'na gidecek. Evet. Şimdi yağmur yağdı. Çok yoğun bir yağmur yağdığını düşün. Sel götürdü. Yuvacık Barajı'na faydası ne? Şehir merkezinde yağmış. Ama yukarıda Servetiye ve Yuvacık Barajı'nı besleyen derelerin bulunduğu bölgede kar yağmur yağarsa ya çok yağmur yoğun. Yağması. Sadece orada yağmur yağarsa barajı etki eder. Evet. Ama İzmit merkezinde, Gebze'de, şehir merkezinde yoğun yağmur olmuş hiç işimize gelmez. Hiç işimize yarayan direkt bir şey değil tabii. İzmit Körfezi'ne de şarj olacak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama karın yağması bu noktada tabii ki de önemli. Zaten bakalım yılbaşından sonra yine bir kar yağışı beklentisi olur mu? Olur. Şimdi bekleyeceğiz, göreceğiz. Devam edelim. Dün biliyorsunuz yine bir Kocaeli Spor'un Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması vardı. 5-3 sonlandı ama biraz talihsiz bir maç oldu. Kocaeli Spor Türkiye Kupası maçında normal süresi 2-2 biten maçta Süper Lig ekibi Kasımpaşa Spor'a uzatma bölümlerinde yediği goller sonrasında 5-3 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Zaten istedikleri de veda etmekti. O anlamda çok üzüldük mü? Üzülmedik ki. Bence mücadele de verdikleri bir maç oldu. Çünkü Kasımpaşa Süper Lig'de evet. Oynayan ve güçlü bir takım. 2-2 bitmiş olması normal süresinde bile bence Kocaeli Spor için güzel bir skor. Evet, sonrasında talihsiz goller oldu ve 5-3 elendik. Sonuç olarak istediğimiz buydu. Önemli olan oradaki karşılaşmaydı. Ben izleyemedim maçı, bilmiyorum mesai saati. Yok, ben de bakamadım. Siz de bakamamışsınızdır muhtemelen ama. Kocaeli Spor ligde aldığı başarısızlıklarda taraftar ister istemez isyan ediyor. Biz de burada isyan ediyoruz. Her pazartesi evet. günü pazartesi sendromuna inanmayan biriydim. Kocaeli evet, program Kocaeli yaptıktan Spor. Sonra hafta sonu oynanan maçlarda İstediğimiz sonuç olmadığında mağlup geldiğimizde inan pazartesi günü programlar çekilmez oluyordu. Şimdi dün oynanan bir futbol var. 2-2 maçı bitirmişsin. Karşılıklı goller var. 4-2 yapmışsın. 4-3'e getirmişsin. Son dakika golüyle birlikte 5-3 yenilmişsin. Taraftarlardan hiç kimseden eleştiri var mı? Yok. Yok. Şimdi futbol. Futbolda iyi oynamak da var. İyi oynarsın, pozisyona girersin, mücadele edersin, yenilirsin. Ama futbol oynamazsın, iki pas yapamazsın, bir kontratakla tek pozisyona girersin, gol atarsın, taraftar isyan eder. Kocaeli Spor şampiyonluklar görmüş, kupa almış bir şehrin takımı, bir geçmişi var. Avrupa'ya gitmişiz, iki tane kupamız var. İlk 92-93-94 yılında Süper Lig'e çıktığımızda son haftalara kadar liderdik. Son 3 haftada 5 haftada şampiyonluğu kaybettik. Şimdi başarılarla dolu bir Kocaelispor'dan bahsediyoruz. Markasının önüne sponsor almayan bir futbol takımından bahsediyoruz. Dün 11 tane aslan çıktı. Çata çat oynadı. Yenildi. 5-3 yenildi. Ama kimse ses çıkartmaz. Çünkü mücadele ettiler. Evet. Hatta 10 kişi kalmışlardı orada. Mücadele ettiler. Mücadele vardı gerçekten. Önemli. Onlar gol atmış, biz gol atmışız. Onlar gol atmış, biz içimize kapanıp aman başka gol yemeyelim modunda değiliz. Onlar gol atmış, biz saldırmışız ki gol atmışız. Biz atmışız, onlar atmış, onlar bizden fazla attılar. Ama mücadele etti. Kimle oynuyorsun? Kasımpaşa'yla oynuyorsun. Evet.
yükselişte olan, Süper Lig'de olan bir takımla oynuyorsun. Kesinlikle bence de kötü bir şey değil. Hele de normal süresinin 2-2 bitmesi hiç kötü bir skor değil. Devam edelim. Pastacılar kapanıyor, börekçiler açılıyor. Ocak ayında yapılacak olan 9. olağan genel kurulda bir kez daha başkanlığa adaylığını açıklayan Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz son dönemde pastacı esnafının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını, yerlerine ise hamur işleri dükkanlarının açıldığını belirtmiş. Bu haberi özellikle neden okudum? Çünkü pasta fiyatlarının çok olduğundan hep şikayet ediyoruz. Artık doğum gününde pasta alma şeyi bile düştü bence. Çünkü insanlar diyor ki ben evimde yaparım. O kadar gerçekten ciddi anlamda şu anda. Ama hiç pastacılar açısından bakmıyoruz bu duruma. Belki de. Belki onların da işte maliyetleri çok fazlasıyla artmıştır. Pasta fiyatlarına yansımıştır bu. Çünkü ben artık almıyorum. Gerçekten bana çok pahalı geliyor ve gereksiz geliyor. Çünkü o bir pastayı kestiğinizde de zaten illaki o kalıyor yani biten bir şey olmadığı için daha küçük böyle kekler ya da insanların kendi evinde yapması daha son dönemde şey o ben haklı bir şey olarak görüyorum. Onun yerine de işte hal böyle olunca börekçi hamur işi. Geçmişte pötibör bisküvitten pasta yapılırdı. Bisküvi pastası. O hep yapılıyor. Hala var. Ya çok biz da doğum lezzetli günü, doğum günler, o. Tabii doğum günü kutlanacağı zaman evde yapılan pastalarla kutlardı. Böyle ani bir misafir mi gelecek? Hemen o bisküvi tatlısı yapılır. Şimdi bir de arz talep olayı. İnsanlar artık dışarıda iş yerlerinde kahvaltı yapmaya başladılar. Börek firmaları açılmaya başlandı. Sabahları baktığımızda artık büfeler dahi nedir? Bisküvi satıyor, gazete satıyor. Tezgahın önüne poğaça, börek koyup sabah işe gidenlere insanlar satış yapma derdine düşmüşler. İster istemez de eğer pasta satışlarından işletme sahipleri istedikleri rakama ulaşamadığı zaman ne yapacaklar? Talepine börek veya poğaça veya insanların hamur işi diye tabir ettiği sabah kahvaltısını veya gün içinde insanların karınlarını doyurabileceği ne ürün varsa ister istemez firmalar da oraya geçiyor. Yani pastacılıkla ilgili şimdi başkan demiş bir vakayı ortaya koymuş. O zaman tedbir alacak olan o da başkanıdır. Evet kesinlikle. Hani o da başkanıdır. Bununla ilgili herhalde. Hani bununla ilgili neden kapanmalar oluyor? İnsanlar neden iş kolunu değiştiriyorlar, üretimlerini değiştiriyorlar? Pastacılar bunun o da sorgulamasına en iyi tabii ki o yapabilir. Ona göre tedbir alması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi biraz Demokrat Kocaeli gazetesiyle devam edelim. Onun manşetinde farklı bir haber var bugün. Kocaeli'de dev miting demiş. Türk Metal Sendikası sesini duyurmak için 2 Ocak Pazar günü yılın ilk mitingini yapacakmış. Metal işçileri Kocaeli'den taleplerini dile getireceklermiş. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek miting öncesinde işçiler Doğu Kışla Parkı'nda bir araya gelecek bir yürüyüş gerçekleştirecekmiş. Saat 10.30'dan itibaren Milli İrade Meydanı'na yürüyüş başlayacakmış. Herhalde büyük bir yürüyüş olacak ki fazlasıyla işçinin de katılacağını düşünüyorum ki zaten Kocaeli'de biliyorsunuz birçok sanayi kuruluşu var. Mitingde saat 13 itibarıyla Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalar yapacakmış. İşçiler seslerini işverenlerine iletmeye çalışacaklarmış. Mitingdeki konuşmaların ardından da ünlü sanatçı Kıraç bir konser verecekmiş ve miting sona erecekmiş. Konser bilmiyorum böyle olur muydu genelde mitinglerin sonunda? O birazcık şey olmuş. Konserli bir işçi mitingi ya, görmemiştim. Yoktu değil ya mi? Ya orada marşlar çalınır. Şimdi tamam, bayağıdır sloganlar atılır. Şimdi bayağıdır miting olmuyor. Hani grevle ilgili işçilerin yaptığı. Grev kararı alınmış bu arada fabrikada da herhalde tabii. Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış. Yani işverene biraz tazik güç gösterisi yapılan bir şey. Kıraç da güçlü bir ses. Şöyle düşün. Şimdi pazar günü. Evet. İnsanlar evinde. Oraya toplaman lazım. Zaten senin işin gelecek. Orada ne gövde gösterisi yapacaksın. Kalabalık fotoğraf çekeceksin. Ha, biraz daha o... Belki hoş vakit geçirilsin diye yapılmış bir... Hem haklarımızı arayalım hem de toplanmışken değil mi? Böyle biraz daha... Şimdi bu, hani 1 Mayıs'larda mitinglerde konserler olur muydu? Olurdu. Evet. Ama ben grevde ben hiç grevle denk ilgili, gelmemiştim. O yüzden şimdi ilimizde de uzun yıllardan beri ilk kez böyle bir... şey olacak büyük yani, bir grev olacak grev gibi olacak. Duruyor. Büyük bir yürüyüş olacak gibi duruyor. Zaten pandemiden dolayı bu tarz şeyler yasaktı biliyorsunuz 1-2 yıldır.
Şimdi herhalde izinde alınmış bu duyurusu yapıldığına göre. O zaman söyleyelim, pazar günü kreş konseri var. Pazar günü işçilerle birlikte onların hem mitingine destek vermek isterseniz kreş konseri İnşallah olacakmış. İnşallah işçiler. Milli İrade Meydanı'nda. İşçiler pazar günü yapacakları İnşallah. Bu mitingin ardından ne istiyorlarsa işveren de onların sesine kulak verir. İstedikleri oranı alırlar. Hiçbir işçi iş yerini zarar uğratmak için veya orada iş bırakmak için, orayı sekteye uğratmak için mücadele etmez. Arada bir toplu iş sözleşme görüşmesi var. Ne oldu en son mesela? Asgari ücrete gelen %50'lik zam ister istemez diğer asgari ücret haricinde çalışan, ücretle çalışan kişilerin de taleplerini arttırdı. Arttırınca da masaya oturulduğunda işveren bundan önce enflasyon artı bir puandır veya farklı bir sonuçları vardır. Ama şu anda işçiler diyor ki biz bunu istiyoruz çünkü artan rakamlar var gıdadan enerjiye kadar. Bunlarla ilgili olarak da biz normal bir insan gibi yaşamak istiyoruz ve ücretimize zam istiyoruz. Demiştir. Masada da istenilen rakamlar çıkmamış. Çıkmamış, anlaşılamamış. Çıkmadığı için de genel merkez destekli büyük bir miting kararı alınmış. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sizin de dediğiniz gibi istedikleri şartlar sağlanır bir an önce işçilerin. Yeni Milli İrade Meydanı tanıtılacak. Şimdi Milli İrade Meydanı demişken hemen o haberi de okumadan geçmeyelim. Büyükşehir Belediyesi Perşembe Pazarı alanı olarak bilinen Milli İrade Meydanı için proje hazırlamış ve lansmanı bugün yapılacakmış. Yaklaşık olarak 2,5 yıla yakın süredir üzerinde çalıştığı projenin tanıtımını bugün saat 11'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapacak. Merak ediyorum. Saat 11'de. Saat 11'de bugün. Evet, biz de orada olacağız. Bakalım nasıl bir lansman olacak? Orayı için düzenlenen, düşünülen ne? Ben merak ettim. Çünkü çok merkezi bir yerde biliyorsunuz ve birçok etkinliği de orada atıl düzenliyoruz. Atıl vaziyette şu an. Hani bir pazar gibi. Pazar yapıldı sadece bir gün aray bir alan. Pazar oldu. Onun akabinde otoparka dönüştürüldü. Ücretsizken herkes oradaydı. Ama Kocaelispor'a katkı adı altında 5 liraya. Bir saat 3 lira 5 liraydı. Kocaelispor'a destek amaçlı orası Kocaelispor'a tahsis edildi. Kimse gelmedi. Atıl vaziyette tam şehrin göbeğinde bir alan. Şimdi genel olarak baktığımızda nedir? Yürüyüş yolundaki inşa çalışması bitmek üzere. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Nerede bitiyor? Eren Camii'nin önünde bitiyor. Hemen orada zaten tramvay yolu, insanların tam yürüyüş yolunun bittiği yer. Hemen ön tarafında tam göbekte Perşembe Pazar alanı var. Karşısında da Anıt Park var. Hani İzmit'in tam kalbi orası. Evet. Her zaman en önemli yerlerden biriydi. Geçmiş yıllarda birçok proje düşünüldü. Yüksek katlı binalar yapılacak dendi. Farklı planlar uygulanmaya çalışıldı. Ama bir türlü hayata geçirilemedi. Bakalım bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükak'ın burayla ilgili yapmayı düşündüğü projede neler var neler yok onları göreceğiz. Yarın sabah da programımızda bundan bahsederiz. Bununla ilgili uzun uzun konuşuruz. Kocaeli'de yine bir operasyon varmış. Dün DEAŞ operasyonu 4 kişi gözaltına alınmış. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekmiş. Yani 9 kişi. Oldukça fazla bir rakam. Görüyorsunuz istihbarat çalışmalar da elimizde hala devam ediyor. Daha geçen haftada biliyorsunuz yine bir sözde kadın komutan olduğu düşünülen, öyle kendini öyle lanse eden bir kadın PKK'lı yakalanmıştı. Bunun dışında her hafta yine bu haberleri sık sık ekranlara gündeme getiriyoruz. Şimdi terörü nasıl engellersin? İstihbari çalışmalarla. Hücrevi dediğimiz veya uyuyan üyeler derler. Gitmiştir, eğitimini almıştır. Orayla bağ devam etmektedir. Ama bir taraftan da normal yaşantısına devam etmektedir. Bir yerde çalışıyorsa orada hayatını sürdürür.
ama örgüt tarafından, örgütleri tarafından bir işaretle kendileri birden kendi modlarına dönüp ne yapar? Terör tekrar saldırısıyla ilgili mücadeleye girerler. Onunla ilgili olarak da Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı başarılı çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman bir reklama gidelim Selçuk Sevim. Çaylarımızı, kahvelerimizi şöyle bir tazeleyelim, arkamıza yaslanalım. Çok kısacık bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Demokrat Kocaeli gazetesinde DEAŞ operasyonunu konuşmuştuk ama onun öncesinde bugün Milli İrade Meydanı'nın nasıl dönüştürüleceğinin lansmanının olacağını söylemiştik. Tahir Büyükak'ın açıklamalarıyla takip edeceğimizi duyurmuştuk. Şimdi 2021'in en önemli belediyecilik olayını yazmış Mevlüt Soysal köşe yazısında bugün. Bir ona bakmak istiyorum. Şöyle gazetenin içine açtık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın çeşitli platformlarda başkanlık süresinin 5 yıl oluşunun büyük ve uzun vadeli projelerin yapılmasının önünde bir engel teşkil ettiğini ifade ediyor. Haklı. Peki bu hangi sorunu beraberinde getiriyor? Kısa vadeli ve popülist projeleri. Çünkü başkan 10 yıl sonra sonucu alınacak bir projeyi neden yapayım ki diyor. Böyle olunca da kentler çirkinleşiyor. Örneğin kentsel dönüşüm. Bu yönde belediye başkanlarını en fazla yoran konulardan biri. Büyükak'ın bu sorunun farkında oluşu kent için büyük şans. Çünkü o uzun vadeli projeleri kentlinin projesi yaparak bir manada projenin hayata geçme sorumluluğunu kentle paylaşıyor. Seka Kültür Havzası bunlardan biri. Seka Kültür Havzası yalnızca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yönetiminin değil, kentin projesi. Çünkü onlar yarın yönetimde olmayacak, kentsel dönüşümde ise bir bölgeyi kentin projesi yapma iddiasının hayata geçmesi güç. Evet, belediye başkanları için asıl dokunulmaz alanda kuşkusuz ki kentsel dönüşüm. Protokolü, ihalesi, yıkımı, yapımı, ekonomisi, öngörülemeyen işleri hem uzun yıllar alıyor hem de belediye başkanlarının onca emeğinin ardından yerden yere vurulması tehlikesi de var. Bu yüzden belediye başkanları bu kentsel dönüşüm işine pek yanaşmak istemiyor. Peki kentsel dönüşüme onlar yanaşmazsa bu kentler ne olacak? Nasıl modernleşeceğiz? Nasıl sağlıklı konutlarda yaşayacağız? Gazeteci arkadaşlarla 2021'in en önemli belediyecilik olayı nedir sorusunun yanıtını ararken ben hiç düşünmeden şöyle dedim. Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesi demiş. Şimdi bu projeden biraz bahsetmiş. En son olarak okuyalım. Bu proje TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eliyle gerçekleşse de burada halkın muhatabı Başkan Tahir Büyükak'ın. Çünkü elini taşın altına koyup yapacağım dedi. Dolayısıyla işin siyasi faturası da onun. Evet, bana göre 2021'in en önemli belediyecilik olayı Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü. Öngörüm şu ki ortaya büyük bir kentsel dönüşüm başarısı çıkacak ve bu başarı yerel yöneticilerin kentsel dönüşüm adımlarını daha güçlü atmalarını sağlayacak, örnek olacak demiş Mevlüt Soysal. Evet. Evet, 2021'in en önemli belediyecilik olayının Cedit kentsel dönüşüm olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem onun düşüncesiyle ilgili konuşalım hem de var mı sizin bu konuya? Şimdi Mevlüt'ün yazısında değindiği gibi en zor işlerden biri kentsel dönüşüm. Şimdi 1999 depremini yaşadık. On binlerce insanımızı kaybettik. Binlerce binamız yıkıldı, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak hala ayakta duranlar var veya yıkılanlar var. Ama 1999 depreminden önce yapılan binaların hepsi ne diyelim, bir darbe aldı. Her ne kadar hasarlı olmasa da veya orta hasarlı olmasa da hepsinde bir darbeli binalar şeklinde önümüzde duruyor. Şimdi Kocaeli'ye geçmiş dönemde baktığımızda dar sokaklar, denizle dağ arasına sıkışmış bir şehirden bahsediyoruz. Deniz kenarı bellidir, E5 karayolu, tepe dediğimiz yer Bağçeşme'di. Bağçeşme'nin üstünde zaten bundan önce yerleşim alanı, köyler haricinde hiçbir şey yoktu. Umuttepe 1999 depreminden sonra ihtiyaç duyulduğu için üniversite binası Umuttepe
yerleşkesine yapıldı. Hı hı. Geçmiş dönemde buraları insanların hayvanlarını otlattığı bir yer olarak geçiyordu. Geçmişte şehir deniz tepe arasında sıkışan bir yerdi. İnsanlar ev yaparken o günkü belediyelerin maalesef imarı uygulamamasından dolayı bir aracın dahi geçemeyeceği dar sokaklar vardı. 2004 veya 2005 yılında Erenler Cedid yapılırken mesela itfaiyeler o sokaklara giremiyordu. Ne diyelim, evini taşıyacaksın, kamyonu evinin önüne götüremiyordun. Mahallenin en geniş yerinde kamyonu park edip eşyaları oradan oraya taşımak zorundaydın. Bu bir gerçek. Hala bu şekilde evler maalesef İzmit'te duruyor. Şimdi kentsel dönüşüm Mevlüt'ün dediği gibi sıkıntılı iş. İki gün önce bir haber okumuştuk anılarla ilgili. Evet. Ben burada doğdum. Burada doğdum. İnsanların bir mahalle kültürü var. Kim insana dünyanın parasını versen apartmanda oturtamaz. Alışmıştır. Kendi akrabasıyla, komşularıyla müstakil evlerde bahçeleri olacak. Yazın çıkacaklar, çay demleyecekler, sohbet edecekler, kadınlar gelecekler, beyler hafta sonları mangallar yapılacak. Hani bir mahalle kültürü var bahsedilen yerlerde. Şimdi oradaki insanları bir kere en önemli şey ikna etmen lazım. İknayı nasıl edersin? Şimdi adamın eve gidiyor. Buna karşılık ev vereceksin ama üstüne para alacak mısın? Almayacak mısın? Adamı ne kadar zorlayacaksın? Orası rahiç bedelle gerçekten alınacak mı? O yüzden kentsel dönüşümler ciddi oranda sıkıntılı iştir. 3 yaşı ilk önce bir projeyi netleştireceksin. Diyeceksin ki ben Cedid Mahallesi'nde veya Serdar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacağım. Bunu belediye üst yönetimi belirler. Ondan sonra gidip oradaki insanlarla tek tek görüşüp Aybüke, senin evini yıkalım, modern bir sana daire verelim. Sen tamam diyorsun ama senin evin babadan kalmadır, dededen kalmadır, hissedarları var. Kardeşlerin de oraya hissedar. Onları bir kere ikna etmen lazım. Evet. Yıkılan 500 ev olabilir ama görüşülen 1500 kişidir. Evet. Yıkılan 1500 kişidir. Yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyor. Şimdi Kocaeli depremden sonra zaten imarla ilgili nedir? 3 artı kot farkı dediğimiz 3,5 katlı 4 katlı binalar yükseğinde hiç ev yapılmıyor. En fazla 3 kattır. Kot farkı vardır. Çatı katı verirsin. 3,5 kattır 4 kattır. Tam imar şeyini bilmiyorum. Kocaeli geneline baktığımızda Kocaeli'deki imar planı o. Şimdi müteahhit oraya bireysel olarak girdiğinde bir kere mal sahibine şey verecek. Ne diyelim? Ev verecek. Bir tane mi verecek? İki tane mi verecek? Yapacağı binanın katı belli. Kurtarır mı, kurtarmaz mı? Bir de birebir muhatap olması lazım. İnsanların müteahhite güvenmesi lazım. Çünkü mevcut evinden çıkacak, kendisi bir kiralık ev bulacak, müteahhit bunu ödemesi lazım. Kentsel dönüşümün en güzel avantajı odur. Sen kentsel dönüşümle ilgili anlaştın, bir ev buluyorsun, dışarıda olduğun müddetçe evine girene kadar tüm kirayı müteahhitin ödemesi lazım. İnsanlar müteahhitlere bireysel olarak pek güvenmediği için uzak duruyorlar. Geçmişte yaşanan var, evet, sıkıntılar var. Bunu ilk başlatan burada yine Kocaeli Büyükşehir'de Erenler Cedid'le birlikte. Bu proje biliyorsun geçmiş zamanda İzmit Belediye Başkanı Sayın Nevzat Doğan'ın başlattığı, İzmit Belediyesi olarak yapmayı düşündüğü bir projeydi. Fatma Hanım gelince ben yapacağım dedi. İlk etapta bir yıl boyunca askıda kaldı. İnsanlarda belirsizlikti çünkü bakanlıktan karar alınmıştı. Evet. Bakanlıktan karar alındı. En son aşama belediyenin hadi bismillah deyip kazmayı vurup başlaması lazım. Ama bir sene, bir buçuk sene bir sürümcemede kaldı. Belirsizlik devam etti. En son Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın İzmit Belediye Başkanı'na siz yapamıyorsanız ben yapayım dedi ve büyük bir riski aldı. Öbür türlü görmezden gelebilirdi. Bu sorunu halının altına süpürebilirdi. Hiç ortada toz duman hiçbir şey kalmazdı ama halının altında biriken devasa bir sorunumuz olurdu. Geçtiğimiz günlerde
yıkımlar başladı, doğru mu? Evler boşaltıldı. Önümüzdeki günlerde hafriyat çalışmalarıyla birlikte kentsel dönüşüm Cedit Mahallesi'nde başlayacak. Belirlenen tarihte de bitmesi düşünülüyor. Çünkü TOKİ yapıyor. Evet. Arkasında hem Kocaeli Büyükşehir var ve TOKİ var. Şimdi burası başarısız olursa insanlar TOKİ'yi görmez. Der ki benim muhatabım Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Siz dediniz diye ben bu evi verdim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var diye ben bu projeye onay verdim diye insanlar hesap sorulması gerektiğinde Kocaeli Büyükşehir'den hesap sormaya gider. Kimse TOKİ'ye gidip bunu niye yapmadın demez. Evet. Bu yüzden Mevlüt'ün dediği gibi 2021 yılının en önemli projelerinden, gelişmelerinden biriydi. Bakalım en kısa sürede biter. Mesela bundan sonra diğer kentsel dönüşümlerin de başlaması. Hı hı. Hani kentsel dönüşümlere de ama yerel yönetim, ama merkezi hüketim, merkezi hükümet imarla ilgili kentsel dönüşümlerde nedir? Adamın evi vardır. 3 katlı, 4 katlı bir evi var. Evini yıkacaksın, zaten 4 katlı bina yapacaksın. Müteahhit ne kazanacak? Kentsel dönüşümle ilgili olarak da merkezi hükümet bir karar alır. Der ki şu kadar kot farkı veriyorum, şu kadar kat hakkı veriyorum dedikten sonra firmalar da artık kentsel dönüşüme rahatlıkla girebilirler. Her şey şimdi Kocaeli Büyükşehir'den, TOKİ'den beklersek 81 vilayetten bahsediyoruz. 81 vilayette geri dönüşümü beklenen binlerce ev var ve her yerde kentsel dönüşüm şu anda devam ediyor Türkiye'nin her yerinde. İstanbul'u düşün. İstanbul'da bir 50 sene, şu an başlasan 50 sene boyunca devam edecek olan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Evet. Ama merkezi hükümetin alacağı imarla ilgili bir değişiklik Kocaeli'li müteahhitlerinde kentsel dönüşüme başlayıp en azından Büyükşehir ve TOKİ'nin sırtındaki yükü hafifletme yolunda önemli bir adım olabilir. Önemli bir adımdı. Bence de kesinlikle bir ön ayaktı. Belki de bu proje. Bu projenin devamında diğerlerinin de belki nasıl diyelim başlama ihtimali bence arttı. Bu Tabii. projeyle birlikte. Hele de bitince çok güzel olacak. O zaman daha da artabilir bu sayı. Devam edelim. Şimdi Özgür Kocaeli Gazetesi ile devam edeceğim. Programın başında birazcık yılbaşı ile ilgili konuşmuştuk, biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Artık 2 günümüz kaldı. Son hazırlıklarını yapıyor vatandaşlar. Şimdi 2 yıldır neredeyse eğlence sektörü durmuştu. Özellikle yılbaşında iş yapan bu sektör 2 yıldır, özellikle geçen yıl pandeminin de nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı eğlence mekanları kapalıydı. Bu yıl şimdi kısıtlama olmayacak. Bunu zaten geçtiğimiz haftalardan beri konuşup duruyoruz. Herhangi bir kısıtlama veya kapanma söz konusu değil. Hal böyle olunca yılbaşı hareketliliği arttı. Kibar ve yönetimi, Meydar Başkanı Yaşar Kibar ve yöneticileri yeni yıl kutlamaları için mekanlarda her türlü önlemi aldıklarını belirterek herkesi işletmelere davet etmiş ve eğlence mekanlarının yılbaşı kutlamalarına hazır olduğunu belirtmiş. Güvenle, coşkuyla gireceğimiz mekanlara bekliyoruz herkesi demiş. Şimdi tabii onlar bir yıldır zor bir süreç evet. geçirdiler. Özellikle bu tarz günlerde en çok işlerinin arttığı günlerdi. O günlerde dahi kapanmak zorunda kaldılar. Belki de en çok eğlence ve işte bu kafe restoran dediğimiz yemek zincirini vurmuştu zaten pandemi. Şimdi tabii ki böyle bir fırsat varken kimse bunu kaçırmak istemez. Onlar da diyorlar ki biz orada her türlü güvenlik önlemini aldık. Dışarıda kutlamak isterseniz güvenle rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şimdi aslında gazeteleri karıştırırken aradım ama o haber şu an burada yok. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu haberi konuşmuştuk. Hı hı. Kadın kurye Darıca'da yolda giderken iki kişinin saldırısına uğramıştı. Öldüresiye darp edilmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hem onu bir izleyelim. Ardından da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık bizzat kuryenin annesiyle birlikte yaşadığı eve giderek bir ziyarette bulundu. Hemen akabinde de onu bir izleyelim. Bakalım orada neler yaşanmış. Hazır mı arkadaşlar?
Şimdi darp edilen kadın kuryenin o anları ortaya çıktı. Bunu aslında bugün aradım. Gerçi bunu okumakla olmaz. Bunu izlemek gerekiyor. Evet. Zaten ben o gün o haberi ilk gördüğümde de bunu merak etmiştim. Nasıl oldu, nasıl bitti diye. Kimse gördüğümü görmedi mi? Evet, görmüş. Şimdi onu yorumlayacağız sizinle birlikte. Dikkatle izleyin. O günü zaten onu konuşmuştuk. Dikkatle izleyin. O gün onu konuşmuştuk. Benim fark ettiğim aslında gören var. Çünkü zaten trafikte oluyor olay, biliyorsunuz. O olay olurken arkadan arabalar geliyor. Arabalar duruyor da. Ama... bir şey psikolojisi vardır ya, sürü psikolojisi. Bir kişinin belki de orada müdahale etmesini beklemişler. Çünkü bir kişi müdahale ettikten sonra inanın orada bütün bakan 4-5 kişi daha olaya müdahale ediyor. Herkes o bir kişiden o müdahaleyi beklemiş muhtemelen. Bir izleyelim, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hazır mı arkadaşlar? Magandaların genç kadın kuryeye saldırdığı o anların görüntüleri ortaya çıktı. Darıca'da yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyri halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti. Genç kadın otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın da kendisine vurmaya başladığını gördü. Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koşarken, hastanede yapılan tetkiklerde Danışmaz'ın kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar olduğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan genç kadının magandalar tarafından acımasızca darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Baktan gazinin kavşakta. Kavşakta olursa. Tanımıyorum. Geçmiş olsun. Bilmiyorum. Kırık mı var kolda? Çatlak var. Hem parmakta hem de bilek kenarında. Darıca Belediye Başkanı Bıyık darp edilen kadın kuryeyi ziyaret etti. Şimdi zaten iş için geldim. Kurumsal çalışıyorum. Sen de bir bayan anlamasa bile böyle bir şey bulamam. Bizi de üzdü, duyduk. Geçmiş olsun diyelim dedik. Darıca'da yaşayan ve kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz trafikte darp edilmişti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, talihsiz olayı duyar duymaz genç kadını evinde ziyaret etti. Nikah kalmaması lazım, ne olursa olsun. Yani kavga etmek bir işin çözümü değil ki. Hani kaskı paramparça, o cam falan hep kırılmış. O tekme nasıl bir tekmeyse, ehliyeti kırılmış, telefonu kırılmış. Getirip cebimledi, erkeğin kuvvetiyle bayanın kuvveti değil. Elvin Danışmaz ve annesi Aysel Akbaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bıyık, süreci takip edeceklerini söyledi. Hani ben bunun kaskını zaten çıkarmaya çalışmış. Tekme tokat çıkaramamış, şeysi kapalı olduğu için. Çıkarsaydı o suratı ne olurdu bilmiyorum. Şu bir gerçek, yapanın yanına kar kalmasın. En başından beri. Hani hepimizin çoluğu çocuğu var. Genel olarak da böyle bir yaklaşımımız var. Bizim de talebimiz de öyle olsun. Evet, hassasiyet için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı da ayrıca tebrik etmek lazım. Ama görüntüleri izledik. Şimdi burada gelmek istediğim nokta aslında o. Bir olay gördüğümüzde evet artık yaklaşmaya ve müdahale etmeye korkuyoruz. Sizin de dediğiniz gibi az önce biz de izlerken burada konuşuyorduk. Belki ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı dediniz. Evet, o an insanlar bir tabii ki kısa süreli bir hani ne oluyor burada gibi bir düşünce de olabilir. Ama ben şunu gördüm. Orada bir kişi... Müdahale ettikten sonra herkes gidiyor ve o bir kişi gidene gitmeden önce zaten o müdahale etmeye sonradan gidenler aslında o bir kişiden bile önce görmüş olanlar. Benim videoda ilk dikkatimi çeken bu oldu. Şimdi bir kişiye karşı iki kişi saldırıyor ve hani boş bir yerde değil, cadde. Hani Allah'tan müdahale etmişler. Evet. Yani bakın şu anda kırıklarım var diyor. Hem parmaklarımda hem bileğimde, kolumda. O olmasaydı ki annesinin dediğine göre bir kaskı, bir ehliyeti parçalayacak kadar atılmış bir tekme var. Sizin de dediğiniz gibi Allah'tan geç de olsa biraz müdahale edilmiş. Edilmeseydi belki de ölecekti. Tabii. Burada işte birazcık daha hiçbir şey yapamıyorsak. Acaba kurye ne yaptı? Ya, hani motorla üstlerine sürdü. Bunlara çarptı, otomobilden bahsediyoruz. Yok hani yani, ne yapar? Evet. Motor ne yapar? Onlar zaten herhalde bir şey arıyorlardı. Bir sıkıntı, bir olay çıkaralım gibisinden herhalde o kurye denk geldi. Çünkü nedir? En fazla yaptığı şey görmemişlerdir onu aynadan. O da selektör yapmıştır. Budur yani. Ya selektör, bu olayı tamam, bu kadar teşekkür ederim.
Şeyde zaten hani uyarıdır. Geliyorum buradayım. Trafikte korna bastın. Kime hani teşekkür edersin. Hı-hı. Hani bir hata yapmışsındır. Korna basarsın. Kusura bakma, fark ettim dersin. Hı-hı. Şimdi selektör yaktı. Sana mı yaktı, farklı bir yere mi yaktı? Hani şu anda hep ihtimaller üzerine gidiyoruz. Bir insanın bu hale nasıl getirilir? Nasıl bir kim var? Onu çözmeye çalışıyoruz. Evet. Geçmişte bir husumetin olur. Geçmişte, onunla karşılaşmışsındır. Değil mi? Onunla hani karşılaşmışsındır, seni dövmüştür. Seni dövmüştür, abini almışsındır yanına, abilerini sokaktan çocukları toplamışsındır, dövmeye gidersin. Hı hı. Hani bu kinle, belki de hiç görmediğin, hayatı boyunca görmediğin ve görmeyeceğin bir kişiyi yere yatırıyorsun, dövüyorsun. Kızcağız diyor ki ben kadınım diyor. Maske var, belli olmuyor ya. Ben kadınım diyor. Ona rağmen dövüyorsun. Evet. Erkek de olsa dövemezsin. Kadın da olsa hiç dövemezsin. Evet. Ve hiç tanımıyorsun. Yani Allah korumuş gerçekten. İnsanların tahammülü artık kalma. Hani bu tahammülsüzlük nereye kadar? Artık gerçekten sokağa çıkmaya korkar olduk. Yani böyle bir ortamda yaşıyoruz. Her an ne olacağı hiç belli değil. İşte görüyorsunuz trafikte belki de bir sipariş götürürken bile hiç yok yere. Kızcağız sipariş yetiştirmeye çalışıyor. Hiç yok yere yani. Bir küfürlü bir durum yok, hakaret yok. Hani dediğiniz gibi bir husumet yok. Hiç tanımıyorum diyor. Hiç daha önce görmedim. Hiç tanımıyorum, bilmiyorum. İki ay önce mimara inip orta yerde. İki ay önce mimarı Konya'dan İstanbul'a proje için gelen mimarı manyağın bir kılıçla öldürmedi mi? Hiç görmediği, hiç tanımadığı insanlara artık zarar vermeye başladık. Evet. Hadi ona ağır ruh hastası dedik mesela. Bunlar da hasta. Allah'tan bunların yanında kılıç yokmuş. Evet, gerçekten öyle yani. Belki silah da olabilirdi dediğiniz gibi. Yine Allah korumuş. Gencecik bir bu kız. Bu kim ne ya? Bilmiyorum Selçuk. Biliyorsun Aralık'ın son haftası vuslattır. Hazreti Mevlana'nın ölüm yıldönümüdür. Hazreti Mevlana ne diyor? Hoşgörü diyor. Evet. Gel diyor. Ne olursan ol gel diyor. Şeyde olsan, küfürbaz da olsan tövbe et gel. O olsan gel. Hani şimdi Hazreti Mevlana'nın ölüm yıldönümünde vuslata kavuştuğu günde bunların sosyal medyasına girersen şey vardır, devamlı Mevlana'dan sözler vardır. Yunus Emre'den sözler vardır. Kardeşlik sözleri vardır. Şeyler var. Hani baksan tamam dersin ya bu fenafullah ermiş. Kişilik dersin. Evet. Pazarlarda, vitrinler, mağazalarda olur ya, ön tarafa güzel ürünler koyarsın, arka tarafta dandikler vardır. Şimdi bunların profiline bak. Emin ol, şey ya, İçi boş. Hümanist, evet. Taşları seven, yılanları seven, akrepleri seven, yaradalını severim yaradandan ötürü diye hadisler, ayetler, sözler paylaşan değişik karakterde insan profilidir. Kesinlikle. Ama içinde de bir canavar varmış. İçinde bir canavar olan, evet, ve bunu ne yazık ki işte denk gelip anladığımız insanlar bunlar. Çünkü tanımıyorsunuz, husumetiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Sadece bir gün trafikte, yolda ya da bir mekanda denk geliyorsunuz. Bilmiyorum yani, gerçekten tuhaf bir yere doğru gidiyoruz. Şimdi yeni yılın sonunda biliyorsunuz birçok şey, istatistik açıklanır. İşte Kocaeli'de 2021 yılında şu kadar yaralanmalı kaza oldu, şu kadar ölümlü kaza oldu, şu kadar uyuşturucu ele geçirildi, şu kadar işte aranan şahıs yakalandı gibi gibi. O bilanço aslında bütün tehlikeyi gözler önüne seriyor, biliyor musunuz? Trafik canavarı, işte birbirini vuran, öldüren gibi gibi bir sürü iyi şeylerde de kötü şeylerde de böyle bir bilanço listelenir önümüze. Bununla ilgili de haberler yaparız biz yıl sonunda. Şimdi yine onlar çıkacak bir iki güne. Bakalım. Bu trafik canavarı bunlar içerisinde tabii girecek o listenin muhtemelen. Hani kızın verilmiş sadakası varmış, en azından kırsal bir alanda değil. Hani darp olayı kısa sürmüş ve müdahale etmişler. Kısa sürmesine rağmen kolunda, belinde çatlaklar var. Cep telefonu kırılmış. Kask kırılmış. Ehliyet kaskın kırılmış. Ya, ehliyeti kırmak yani zordur. Kaskın, böyle bir kaskın camını kırıyorsun. Gözünü kör edersin. Evet.
Allah korumuş cidden. Şimdi reklama gideceğiz ama gitmeden önce bugün hiç yılbaşı ile ilgili konuştuk. Bakın biliyorsunuz ama hiç aşıyla ilgili konuşmadık. Tekrardan hatırlatma yapalım. Lütfen en yakın sağlık kuruluşuna giderek aşılarımızı olalım. Özellikle yılbaşını dışarıda kutlayacak olanlar, yılbaşını dışarıda kutlayacak ve işte rezervasyonu yaptırmış olanlar özellikle lütfen 3. dozlarınızı o ortama girmeden yaptırın. Çünkü ister istemez kalabalık ve ister istemez kuralların da inşallah aksamaz ama illaki aksayacak. Aksayacağı bir ortama giriş yapıyor olacaksınız. En azından kendinizi korumak için 3. doz, hatırlatma dozu aşılarınızı da yaptırarak gidin. Yakalansanız bile değil mi? Nispeten evet. Belki daha hafif atlatacaksınız. İnşallah böyle bir şey olmaz tabii ki ama olursa diye de lütfen önleminizi şimdiden alın. Çünkü o ortamda biliyorsunuz aşısız, hiç aşısını yaptırmamış insanlar da olacak. Böyle bir yasak yok, böyle bir kısıtlama yok. Aşısılı da aşısız da normal bir eğlence mekanına ya da bir kafe restorana girebiliyor. Hala maalesef böyle durum. O nedenle hatırlatma dozlarınızı bir an önce olun ve olabildiğince lütfen kurallara uyum gösterin. Bilmiyorum öyle kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda ne kadar gösterebiliriz ama zor. Bir kere yiyip içtiğimiz bir yerdeyiz. Şimdi insanlar da haklı. İster istemez maskeyi indirmek durumunda kalıyoruz. Hani bir parkta oturmuyoruz ki yani. Şimdi yılbaşı kutlamasında ne olur? Son 10 saniyede herkes ayağa kalkar. Tabii. Bir sarılır. Sarılmalar ayağa olacak. Zıplamaya başlarsın. Kesinlikle. Geri geri sayarsın. O yakın teması belki yaparsın. Tabii ki dans edilecek, oynanacak, eğlenecek. Hani şöyle ailece yani. Gittiğini düşün. Karı koca gittin. Zaten birliktesin. Ama o ortamda tanımadığın insanlar var. Yan masada duracaklar veya oynamaya kalktığında, dans etmeye kalktığında daracık pis. Daracık bir pistten bahsediyoruz ve yiyip içtiğimiz bir yerden bahsediyoruz. Yani ister istemez maske çıkacak. O nedenle dikkat edelim. En azından aşılarımızı yaptıralım değil mi? Aşılarımızı tam bir şekilde gidelim. Yakalanma ihtimaline karşı tedbirli olalım. Keşke restoranlar maskeli balo yapsaydı. Değil mi? Bu yıla özel aslında böyle bir şey olabilirdi. Çok mantıklı ama işte yerken yine çıkaracağız. Bir şey yiyip içiyoruz. Hiç durmuyoruz ki biz biliyorsunuz. Otururken bile bir şeyler atıştırıyoruz illaki. Ne diyelim en azından aşılarımızı olalım. Şimdi, herkes kendinin doktoru, herkes kendine. Herkes kendi kapanmasını sağlık, kendisi tabii. Uygulayacak. Ben en başından beri bunu söylüyorum. Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmediği sürece hiçbir şey olmaz. Biliyorsunuz omikron da yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada şu anda yaygın halde. Ülkemizde de var. Umarım sayıları artmaz. O nedenle bir an önce hatırlatma dozlarımızı en azından yaptıralım diyelim ve reklama gidelim. Reklamların ardından Türkiye gündemine bakacağız. Yine başlarken programının son bölümündeyiz. Şimdi biraz Türkiye gündemine bakacağız. Orada ne gibi gelişmeler var? Bunları konuşacağız son bölümümüzde. Şimdi güzel bir haberle başlamak istiyorum. Posta gazetesiyle başlayacağım. Milyonda bir tesadüf eşiyle iki pilot havada karşılaşıyorlar Selçuk Sevim. Şimdi yolda değil, yürürken değil, araçla değil bildiğiniz iki uçak. Hiç milyonda bir belki de denk gelecek bir tesadüf. Ve de karı kocalar, birisi eşi. Hı hı. Kaptan pilot Oğuzcan Yararcan, Bahreyn İstanbul ve diğer eşi de diğer başka bir firmada. Nurcan Yararcan da yine Kuala İstanbul seferindeymiş. Pilot karı kocanın uçuş sırasında rotaları Basra Körfezi'nde denk gelmiş. Ve Nurcan Yararcan bu tesadüfi sosyal medyadan paylaşmış. Esprili de bir dille. Selektör yakmış mı? Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi? Bir, ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şey şeklinde de esprili bir. Çok güzel biz, olmuş. Biz de yolda giderken kocasının yakasını karşılıklı bırakmayan. Tanıdığımız birini görürsek ne yaparız? Ya selektör yakarız veya kornaya basarız. Onlar ne yaptı acaba? Onlar bir de onları düşünmek acaba? Lazım yani. Hani bir gerçi de Türk kızı olunca pilot olarak ister istemez ya el sallamıştır. Tabii bunun görüntüsünü almış. Görüntüsü de var havada. İki uçağın böyle yan yana denk gelişi. Gerçekten milyonda bir olacak bir şey yani. Çok da güzel. Güzel bir tesadüf olmuş. Esprili de bir açıklama yapmış. Şimdi gelelim diğer habere.
Yılbaşından konuştuk, onu da okumadan geçmeyelim. Yılbaşı alarmı demiş Posta gazetesi. 81 ilde 21 bin emniyet gücüyle eş zamanlı yapılan yine alkol operasyonunda 20 ton kaçak ve sahte içki ele geçirilmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü 23.688 iş yeri ve depoda arama yapıldığını belirterek 6 yasa dışı içki imalathanesinin de kapatıldığını açıklamış. İstanbul Ümraniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı baskında yine yılbaşı öncesi 1.750.000 lira değerinde 7.400 litre sahte içki ele geçirilmiş. Bunlar bayağı sıkı çalışmış yalnız. Hala daha bakın 2 gün var, hala daha böyle haberler okuyoruz. Daha da devam edecek denetimler bu arada. Varsa şüphelenilen bir durum, sizlerin karşılaştığı bir durum, lütfen ihbar edin. O gece ölüm gecesi olmasın. Devam edelim şimdi, yine bir pitbull dehşeti. Geçtiğimiz günlerde oldukça fazla konuşmuştuk bunu, biliyorsunuz 4 yaşındaki Asiye'yi 2 pitbull saldırısı gerçekleşmişti ve şu anda hala da tedavisi devam ediyor. Dehşet bu kez İzmir'de yaşanmış. İzmir Buca'da pitbull köpeğin saldırdığı çocuk ölümden döndü. Mustafa Kemal Mahallesi'nde 7 yaşındaki H.E. marketten dönerken 14 yaşındaki AB'nin tasmasını bıraktığı pitbull'un saldırısına uğradı. Köpek bir süre kaçıp yorulan H.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Hastanelik olan H.E. köpeği üzerime saldılar, kaçacak yer bulamadım, çok korktum derken babası İlhamiye'ye de 2-3 kişi çocuğumu köpeğin elinden zor almış. Aynı köpek daha önce başkalarına da saldırmış şeklinde konuşmuş. Şimdi sokağa atılan pitbull böyle yakalandı diye, bu da başka bir ilden. Şimdi bu olay İzmir'de oluyor. Şimdi Van'a gidiyoruz. Van Çatak'ta da sabah devlet hastanesi bahçesinde bir pitbull köpeğin olduğu ihbarının verilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçiyor. Ekipler karda uzun kovalamaca sonrası köpeği yakalayarak Büyükşehir Hayvan Barınağı'na teslim etmiş. Çatak Belediye Başkanı Abdulrahman Şeylansa, Cumhurbaşkanımızın sahipsiz hayvanlar için ifadelerine istinaden sokağa salınan başıboş pitbull köpeği muhtemel bir tehlike oluşturmaması için yakalayarak barınağa teslim ettik demiş. Şimdi iki ilde yine iki farklı olay ve yine olayın baş kahramanı beslenmesi, üretilmesi yasak olan pitbull cinsi köpek. Çocuk ısırıklarla kurtulmuş çok şükür ki ve köpeğin başkalarına da saldırdığı biliyorsunuz not olarak düşünmüş. Yine Van'da da yakalanan ve barınağa götürülen bir köpek. Burada yine ihbarın önemine değineceğiz. Çünkü hayvanı görüyorlar ve ihbar ediyorlar. Lütfen siz de çevrenizde pitbull besleyenleri görüyorsanız ya da yanınızdan bile geçmiş olsa, hiç tanımadığınız biri bile olsa lütfen ihbar edin. Ki sizin yanınızdan geçip gitmiş olabilir o köpek ama bir gün başka yerde başka bir insanın canından olmasına sebep olabiliyor. O nedenle lütfen ihbar edin. Sessiz kalmayın. Buyurun. Şimdi Van'daki olayda biliyorsun cumartesi günü Gaziantep'te küçük bir kız çocuğuna 2 pitbull. Hem de oynadığı daha önce fotoğrafları oldu, sarıldı. Köpeklerin saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımlık oldu. Ameliyatları devam ediyor. Hı hı. İnşallah sağlıklı şekilde hayatını devam ettirecek. Olayı ne zaman Cumhurbaşkanı dile getirdi? Şimdi yasa var. Hı hı. Yasa ne diyor? Pitbull besleyemez. Sahiplenemezsin, üretemez. Cumhurbaşkanı dillendirdikten sonra Van'daki olay, bu pitbull sahiplidir. Hı hı. Eğer ihbar olursa ceza yerim korkusuyla vatandaş gitmiş, sokağa salmış. Belediye ekipleri kimseye zarar vermeden yakalamışlar. Şimdi ille yasa var. Ben daha bu kızcağıza saldırı olmadan önce programlarımızda söyledik. Evet. Görmezden gelinmemesi lazım. Ben de görüyordum, kafamı çeviriyordum. Kolluk kuvvetleri görüyordu, kafasını çeviriyordu. O görüyordu, kafasını çeviriyordu. Ya arkadaşım bu yasak. Hı hı. Bu bir nevi silah. Geçen gün geçmiş dönemde bir pitbull saldırısına uğramış kişiyle ilgili mahkeme süreci vardı. Avukatı adam öldürmeye teşebbüsten dolayı mahkemeye vermiş pitbull sahibini. Hı hı. Çünkü beslenmesi yasak olan bir ırkı besliyorsun. Hı hı. Köpek kapıyı açıyor, yoldan transit geçiyor. Anne babasıyla birlikte geçen köpeğe saldırıda bulunmuş. Bunun akabinde de çocuğun avukatı köpeğin sahibine adam öldürmeye teşebbüsten mahkeme yoluna gitmiş. Niye? Çünkü bu köpeğin şeyde gördük, Antep'te gördük. Kaç kişi
kızcağızı köpeğin ağzından almaya çalıştı. Başaramadılar. Evet. Şimdi psikolog Elif Kırmaç şöyle bir şey demiş. Çok evet, beğendim bu yazıyı. Tamam bakalım hemen. Buyurun. Pitbull cinsi köpekleri besleyenlerin yaşamlarında bir özgüven problemi, sosyal anksiyete ve öfke kontrol problemine dikkat çeken Elif Kırmaç, bireyin kendi içindeki duygu durumunu kontrol edememe dürtüsü o kadar yoğun olur ki bir başka nesneye bunu aktarabilme becerisini göstermeyi kendisinde de aynı düzlemde çalışacağını düşünür. Bu kişinin savunma mekanizması olarak karşımıza çıkar, köpeğin yaratılışında bulunan öfke, saldırganlığı ortaya çıkarma becerisi ve bunu yaparken bir normal uymayan köpeğin sahibine kendi yapamadığını köpeği üzerinden gerçekleştirme niyeti olarak okuyabiliriz. Diyor ki, adam yapamıyor, beslediği köpekle içindeki öfkeyi salıyor. Bir şey olunca köpek yaptı. Değil mi? Bastırdığı özgüvenini o köpeğe yükleyerek o köpek üzerinden yapmaya çalışıyor bunu. Ben de zaten bu tarz köpekleri özellikle apartmanlarında, evlerinde besleyen insanların gerçekten sorunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü o hayvana da yazık. Senin hani hayvanı bir amacın suçu, var. Hayvanı suçuyor ki sen yok. Besliyorsun, sen çiftleştiriyorsun, yavrulattırıyorsun ama parayla satıyorsun ama sahiplendiriyorsun, tehlikeyi yayıyorsun. Evet. Şeyle ilgili Antep'teki bu saldırıdan önce bu köpekler ihbar edilmiş. İhbar edilmiş, denmiş ki şu kişinin Selçuk Sevim'in evinde pitbull var. Geliyorlar ama köpekleri sakladıkları için asılsız ihbar diye geri gidiyorlar. Tabii. Hani böyle bir sıkıntı da var. Şikayet ettim. Yolda aleni yakalanmaları lazım. Gibi. Değil mi böyle gezdirirken? Aynen. Ya da belki fotoğraf çekiyor. Çünkü gerçi öyle de köpek olmaz. Bu. Yok artık der. Köpek mi? Bu ağzına şeyi bağladın mı? Ağız korumalı. Havlama da havlayamaz. Sessizce bodruma kapatırsın. Bilmem nereye kapatırsın. Evet. Ona kapatırsın, buna kapatırsın. Şey yapamazsın. Polis geldiğinde, kolluk kuvvetleri geldiğinde, zabıta veya tarım müdürlüklerinden yetkiler geldiğinde... ihbarda sonucunda kolluk kuvvetleri elleri boş olarak geri gidebilir. O yüzden diyoruz ki ihbar edin. Deyin ki şunda pitbull var. Bakın Van'da bırakmış. Van'da bırakmış. Bırakmış geziyor başıboş. Başıboş geziyor. Kimin olduğu belli değil. Ama en azından çocuk şöyle düşünüyor onun sahibi. Ben yakalanırsam ceza yiyeceğim. Çünkü bunun bir cezası var. 7.000 lira mı 8.000 lira mı bir besleme cezası var. Cezadan kurtuldum, köpeğe saldı. Şu an mesela Kandıra'da köpek barınağımız var biliyorsun Kocaeli Büyükşehir'de. Evet, orada bir sürü pitbull var. Bir sürü pitbull var. Ve bu pitbulllar ayrı ayrı bölmelerde. Hani yan yana iki tane pitbull yok. Şimdi diğer köpeklere baktığında onlar sarmaş dolaşlar. Evet. Yine bir uzmanın açıklamasını okumuştum. Tehlikenin farkına varalım. Köpeklerin, bu tarz köpeklerin doğuştan değil de daha sonradan işte eğitimle katilleştirildiklerine dair sizinkiyle de aslında paralel özellikler taşıyor. İşte onu insanların bu hale getirdiğiyle alakalı bir açıklamaydı. Ama genetiklerinde de demek genetiklerinde bir problem olmasa, var. Asiye ile bir ay önce fotoğraf çekilmiş, kızcağız üstüne yatmış, sarılıyor köpeğe, o köpek katil oluyordu. Kesinlikle ihbar edin. Hani eğitimle, bu köpeğin ırkı bu. Evet. Bu köpeğin ırkı bu. Şu an saldırmaz, sana saldırmaz. Asiye de bundan önce kızcağızla o kadar fotoğraf çekilmiş, sarılmışlar, üstüne yatmış, köpekler bunun üstüne yatmış. Evet. Hiçbir şey yok, ne vermiyor. Kadar samimi. Ama cumartesiye geri gidelim, iki köpeğin saldırsın. Belki de tabii kızı şimdi. Parçaladı. Evet şimdi devam edelim. Köpeklerle ilgili yine devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinde Çevre Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunmuş. Son dönemlerde sokaklardan toplanan köpeklerle ilgili biliyorsunuz hem sosyal medyanın gündeminde bu hem de Türkiye'nin gündeminde. Alındığı yere bırakılsın demiş. Kısırlaştırılsın, rehabilite edilsin. Hastalığı varsa iyileştirilsin. Alındığı yere bırakılsın. Beslenme ihtiyacı karşılansın demiş. Sokak hayvanlarını barınaklara götürmek demek.
mahallelerimizde hayvan kalmayacak anlamına gelmiyor. Mahallelerde sahipsiz, tehlikeli ve aç hayvan görmeyeceğiz. Sokak hayvanları kimi bölgelerde aç kalabiliyor ve açlıktan dolayı da etrafa zarar verebiliyor demiş. Sizin de dediğiniz gibi henüz bu yasalaştırılmadı. Herhangi bir bununla ilgili barınaklar da zaten elverişli değil. Bu konuda hemfikiriz. Şöyle eleştiriler geliyor. Sokak hayvanlarını barınaklara hapis edip o barınaklarda çirkin, elverişsiz şartlarda birçoğu biliyorsunuz bakımsızlıktan ölüyor. Böyle barınaklar çıkmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Ancak zaten şu anda öyle bir barınak yok. Yani o kadar büyük bütün sokak hayvanlarını kapsayacak. Yapılan şey şu anda sadece köpeğin alınıp gerekli bakımlarının yapılıp kısırlaştırmalarının yapılıp açsa işte beslenip yine aynı yere bırakılması. Başka bir şey söz konusu değil şu anda. Lütfen bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Çünkü yasa var. Evet. Hayvan hakları yasası henüz Türkiye çünkü, Büyük evet, Millet evet, Meclisi'nde. Yasa, tabii. Evet şu an yasa bu zaten. Hayvanın alınıp işte tedavileri yapılıp. Aşılarının, tedavilerinin varsa üzerinde yaralanmaları, herhangi bir hastalığı bunların giderilip karnının doyurulup yine eski yerine bırakılması. Şu anki yasa bu ve başka bir yasa henüz çıkmadı. O yüzden lütfen sosyal medyada her gördüğünüz habere inanmayın diyelim ve devam edelim. Şimdi yine daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz bir konu. Evlilik öncesi biliyorsunuz SMA testi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Artık çiftlere evlilik öncesi de bu testin ücretsiz olarak uygulanacağı açıklanmıştı. Evlenmek veya bebek sahibi olmak isteyen çiftler için ücretsiz SMA taraması başladı sevgili seyirciler. Başvurular aile sağlığı merkezlerine yapılacak. Önce erkekten kan örneği alınacak. Gerekirse kadından da örnek istenecek. Çiftlerin ikisinde de SMA taşıyıcılığı tespit edilirse tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmalarına imkan tanınacak. Ve dolayısıyla dünyaya daha sağlıklı bebekler gelecek. SMA testleriyle sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi sağlanacak. Şu anda biliyorsunuz hem bizim ülkemizde hem dünyada çok yaygınlaşmış ve ne yazık ki tedavisi çok çok zor olan, hatta imkansız gibi görünen bir hastalık bu. İşte bu hastalığın önüne geçebilmek için evlilik öncesi gidip aile sağlığı merkezinizde kendi aile hekiminizden alacağınız bir randevuyla bu testi yaptırabiliyorsunuz. Eğer varsa bir taşıyıcılığınız en azından bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz çocuk sahibi olmadan önce ve sonrasında sizi tüp bebeğe yönlendiriyorlar. Anladığım kadarıyla şu anda tüp bebek mesela biliyorsunuz biraz maddiyatı fazla olan bir tedavi yöntemi. Ancak böyle bir durum olduğunda demek ki orada da bir iyileştirmeye gidildi. Belki evet devlet desteğiyle tüp bebek sahibi olabiliyorsunuz. Sağlıkla bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz. Bence çok güzel, çok güzel. Ve önemli bir uygulamaydı. Bunun başlamış olması da ayrı bir önem taşıyor. Bunun duyurusunu yapalım. Başlamış aile sağlığı merkezinden şu an randevu alıp yaptırabiliyorsunuz. Evlilik hazırlığında olanlar ya da çocuk sahibi olmak isteyenler. Evlenmişsinizdir ama henüz çocuğunuz yoktur. Bir baktırmakta fayda var değil mi? Her şey bizler için olmaz demeyin. Bir baktırın. Çünkü o çocukların öyle, neler yaşadığını tabii. Medya üzerinden görüyoruz. Evlilik için evlilik müdürlüğüne gittiğinde hala vardır o. Neyse yok kan tahlili ve verem savaşa gitmen evet. gerekiyordu. Hı hı. Şimdi bunlar birazcık daha genişletildi ve iyi oldu öyle evet. diyelim. Şimdi o zamanın hastalıkları bunlarmış. Tehlikeli görülen ve işte ölümcül. Çünkü SMA'nın daha evet. şeyi belli değildi ama düne kadar. Ama şimdi artık işte sizin de dediğiniz gibi gün geçtikçe yeni yeni hastalıklar ortaya çıkıyor. Yeni yeni genetik önlem alınması hastalıklar. Lazım. Evet ve önlem alınması gereken hastalıklar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte tabii ki o testler de tabii. güncelleniyor. Önceden böyle bir şey var mıydı? Böyle bir hastalık bile yoktu. Yok. Bu hastalığı ben son dönemlerde özellikle yaygınca duymaya başladım. Bir şekilde işte bunu da nereden duyuyoruz? Yine o çocuklara yardım kampanyalarından duyuyoruz ve birçoğunun valilik izinli oluyor biliyorsunuz. Buralardan duyuyoruz. Şimdi belki bunun yanına ilerleyen dönemlerde başka şeyler de eklenecek bilemeyiz. Ama çok güzel olmuş. Çünkü o çocukların çaresizliği ve o ailelerin çaresizliğini anlatacak hiçbir söz yok. Hiçbir haber yok. Anca ne yapabiliyoruz? İşte elimizden geldiğince yardımda bulunabiliyoruz. Karaca kararınca bir şeyler yapılıyor. Ve o da çözüm değil inanın. Yani tabii ki o büyük bir adım. Ama sonra o çocuklar işte yurt dışına bir tek Amerika'da galiba bunun tedavisi şu anda yapılıyor. Bir ilacı var diye biliyorum. Hı. O çocuklar oraya gönderiliyor. Orada tedavi alıyorlar ve sonradan dönüyorlar. Düzeliyorlar mı, düzelmiyorlar mı inanın hepsi çok zor bir süreç. Yani en başından bunun tespit edilmesi büyük bir şans bence. Eğer varsa böyle bir imkan faydalanmak lazım hepimiz. Zaten mecburi olduğu için de zaten, evet. en az yeni evlenen çift bilecek. Eğer biz
normal, eğer normal şartlarda hamile, eşim hamile kalırsa çocuğumun SMA hasta olasılığı yüksek. Ona göre de devlet diyor ki sen normal doğum değil, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi ol, SMA hastalığın önüne geçelim diye bir proje başlatmış. Gayet de güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Bu arada şu notu da paylaşalım. Az önce köpekleri konuştuk biliyorsunuz. Köpeğine ağızlık takmayan 1964 kişiye de ceza kesilmiş Selçuk Sevim. Bununla ilgili denetimler de demek ki sıklaştı. Köpeği dışarıda gezdirirken bu herhalde bazı cinsler için geçerli dedi. Hepsi için herhalde. Hepsi için mi geçerli? Zaten ağızlık, normalde de öyledir. Ağızlık evet, aslında ağızlık takmadan gezdirmek yasaktır ancak uymuyoruz bu kurala. Bizdeki maske kuralı gibi burada köpeklere de ağızlık takmıyoruz. Dün akşam gördüm Belçika kurduydu. Hani ağızlık mı vardı? Ağızlık vardı. Cumhuriyet Parkı'nda bir vatandaş köpeğini gezdiriyordu, ağızlık da gezdiriyordu. Evet, yasak. Bununla ilgili denetimler de sıklaştı. Malum gündem pitbull'lar özellikle ve pitbull saldırıları ve başıboş köpekler olduğu için bu ara denetimler de sıklaştı. Buradan köpek sahibi olanlara duyuralım. Ağızlığını takarak köpeğinizi gezdirin, ceza yemeyin. Benim köpeğim yapmaz diye bir şey yok. İşte bazen çeşitli sebeplerle böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. En sakin köpeklerde bile ki o küçük köpekler vardır ya, en yaramazları tehlikeli. Da en tehlikeli de aslında onlar. Gerçi sadece havlıyorlar ya, sanmıyorum ısıracaklarını ama en çok ses de onlardan çıkıyor, yani öyle diyebiliriz. Şimdi biraz Sabah gazetesine bakalım. Yerli aşı Türkovak'la randevuya az kaldı demiş. Aşı olmak için Türkovak'ı bekleyen vatandaşlar kısa süre sonra aşılarını yaptırabilecek. Bakalım detaylara. Seri üretimi başlayan Türkovak örnekleme yoluyla test ediliyor. Kare kodlaması yapıldıktan sonra randevular açılacakmış. Sinovac ve BioNTech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Artık bir seçeneğimiz daha olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da dün 3. doz olarak Türkovak'ı tercih etmiş. Her zaman böyle gönüllü olan, örnek olan, özellikle böyle tanınan, bilinen insanların bunu yapmasının doğru olduğunu konuşuyoruz. Bakalım ona yapılmış. Herhalde yakın bir zamanda hastanelerde onu anladım ben. Zaten geçtiğimiz hafta seri şeyi gelmişti, ilk seri. Testleri yapılmış. Ankara Hıfzı Sahaya o 150 bin adet gelmişti. 10 günlük bir test süresi vardı. O test süresinin akabinde tüm Türkiye'de alternatif olarak 3. doz hatırlatma aşısı olarak vurulmaya başlanacak. Evet. Şimdi son olarak çıkış yapmadan önce Asiye'den de iyi bir haber varmış. Az önce konuştuğumuz o 4 yaşındaki iki pitbull'un saldırısına uğrayan Asiye, ağır yaralanan Profesör Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılmıştı biliyorsunuz. Ameliyata alınmıştı. Uyandırılmış ve sağlık durumu iyiye gidiyormuş. Çok güzel haber bugünün, hatta en güzel haberlerinden biri olabilir. Asiye'nin yoğun bakımdan çıkması bekleniyormuş. İnşallah sağlıklı, güzel günler Asiye'nin olsun diyelim. Ve artık bugünü noktalayalım. Var mı son olarak? Yarın sabah aynı saatte sağlıklı şekilde görüşmek ümidiyle hoşça kalın demeden önce ne diyoruz? Temizlik, maske, mesafe kurallarımızı uyalım. Çünkü yeni yıla gireceğiz lütfen. Son varyant ciddi tehlikeli ve buna mukabil olarak da en koruyucu silahımız üçüncü maske doz, ve tabii, aşı. Üçüncü doz aşımızı olmayanlar üçüncü doz, ikinci doz olmayanlar da lütfen ama lütfen sevdikleriniz için öyle diyelim aşınızı olmayı ihmal etmeyin. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine saatler 8.30'u gösterdiğinde Selçuk Sevim ve ben Güne TV 41 ekranlarında başlıyor olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.